İyi misiniz? Kahraman Bey, ben durdurmak istedim. Bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Kerem Bey'e zarar verecekti. Çok korkuyorum, ben şimdi ne yapacağım? Tamam tamam, korkmana gerek yok, bir şey olmayacak. Adam zaten ayaklanmış gitmiş. Celal, söylemediniz mi? Söyledik kardeşim ama haliyle korktu. Ben o adam yüzünden hapse girmek istemiyorum. Ya ona dışarıda bir şey olursa ne yapacağım o zaman? Hiçbir şey olmayacak, hallolacak. Korkma, tamam mı? Sonra ben de vurdum kafasına. O an panikle ne yaptığımı bilemedim. Elime kürek geçmiş. Tamam şimdi bunları düşünme. Maksus buradan yürüyerek gitmiş. Demek ki durum iyi. Ama senin burada kalmaman lazım. Nereye gideceğim? Benimle konağa geleceksin. Kahraman Bey, olmaz, ben konağa geri dönemem. Başka çaresi yok. Bundan sonra sen de, bebeğim de yanı başımdan, gözümün önünden ayrılmanızı istemiyorum. İyi de konağa dönünce her şey daha zorlaşacak, biliyorsunuz. Ben yanındayım. Korkma, merak etme. Kerem Bey, ben panikten size teşekkür etmeyi unuttum. Siz olmasaydınız Maksut'la baş edemezdim, sağ olun. Sen ne yapıyordun burada? Elif'i görmek için geldim. Ne oldu? Yasak mı? Efendim baba. Kahraman, iyi misiniz oğlum? İyiyiz baba, iyiyiz. Merak edecek bir şey. O herif Elif'e, torunuma bir şey yapmamış değil mi? Hayır baba, ikisi değil. Oh, çok şükür. Hiç vakit kaybetmeyin. Hemen Elif kızımı al, konağa gel. Söyledim baba, kabul etmedi. Malum, konaktaki durumlar biraz çekindi. Anladım oğlum. Anladım ama yine de o evde kalması uygun olmayabilir. Bak sana ne diyeceğim. Sen Elif kızımı Reşadiye'deki dağ evine götür istersen. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle yapacağım. İyi düşündün oğlum. Korkmuştur kız, yanından ayrılma. Tamam baba. Ben bu gece onun yanında kalırım. Artık sonrasına bakarız. Hadi sen git eşyalarını hazırla. Ben arabada beklerim seni. Olur. Hadi bize gidelim. Tabii dayıcığım. Bir emriniz varsa söyleyin, hemen yerine getireyim. Sen ne söylüyorsun Kerem? Ben seni merak ettiğimden, yolda arabada konuşuruz diye düşündüm. İyi misin? Ne oldu? Vay! Sen kendinden başkasını düşünür müydün Kahraman Yörük'a? Kerem, sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ben ne yaptıysam sizin için... Sen ne yaptıysan kendin için yaptın. Bir imparatorluk kurmuşsun, bizi de köle gibi kullanıyorsun. Ama artık yeter. Herkese, her şeye sahip olamazsın Kahraman Yörük Han. İşte bu. Busun sen. Cevap vermeye tenezzül bile etmiyorsun. Söyleyecek tek bir cevabın bile yok çünkü. Baban gittiğinde sadece senin hayatın değil, benim hayatım da değişti. Birden büyüdüm. Sana baba olmaya, babasızlığı sana hissettirmemeye çalıştım. Kerem, senin doğacak olan çocuğumdan hiçbir farkın yok. Ben gerekirse senin için de, onun için de canımı veririm. Benim için tırnağını bile vermezsin sen. Ama şunu iyi bil. Bundan sonra ben de senin için kılımı kıpırdatmam. Annen de haklı tabii. Kadıncağız gazete haberlerini görünce başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Kim niye vermiş ki o fotoğrafları gazeteye? Bizden ne istiyorlar? Bilmiyorum ama öğreneceğim.
Annem size çok kötü davranmış. Benim yüzümden, kusura bakmayın. Boş ver şimdi bunları. Asıl sen bizim kusurumuza bakma. Senin hayatını mahvettik. Ama her şey düzelecek. Merak etme. Anneni arayalım mı? Haberi olsun. Merak etmiştir şimdi. Olur, iyi olur. Kahraman Bey. Aç. Efendim Kahraman Bey. Alo Nazlı, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Annen oralardaysa alabilir miyim telefonu? Seni istiyor. Bir saniye, veriyorum. Buyur. Sultan Hanım, Elif gayet iyi, yanımda. Onu daha güvenli bir yere götürüyorum. Merak etmeyin. Sağ ol. Hayırlı günler. Ben sizi yine haberdar ederim. İyi günler. Sen geç içeriye, ben taşırım bunları. Al, kapıyı da aç, hadi. Bence annen sonuna kadar haklı. Zaten bu taşıyacağın delik mevzusu onu yeterince yordu. Üstüne bir de bu gazete haberi. Ben onun adına çok özür dilerim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Annem bütün evin camlarını yerle bir etseydi yeriydi yani. Benim annem daha beterini yapardı, haberin olsun. Ben kendimi çok kötü hissediyorum Kahraman Bey. Yani sürekli başınıza dert açıyorum ben. Hayatınıza girdiğim günden beri her şey... Her şey daha güzel. Yani bana bir evlat verdin. Ve o çocuğa herkesten daha fazla sahip çıkıyorsun. Ayrıca bu Kahraman Bey'i bir kenara bırakalım artık. Kahraman yeterli. Peki. Güzel. Elif, senden bir şey daha isteyeceğim. Şu sıralar Defne'den uzak dursan iyi olur. Neden peki? Sen beni dinle. Eğer olur da ben olmadan bir araya gelmek zorunda kalırsanız... ...beni mutlaka haberdar et. Tamam mı? Yanındayken hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tamam mı? Dikkatli olun.
Korkulacak bir şey yok. İyi de peki o ses neymiş? Dışarıda malzemeler var. Rüzgar devirmiş herhalde. Yemek hazır mı? Birazdan hazır olur. Çok acı. Tamam. Harika olmuş Elif. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne zaman isterseniz yaparım. Yani bebek doğana kadar. Elif. Bu bebek... Bu bebek senin. Yani senin olsaydı. Bebeğin hiç senin olduğunu hayal ettin mi? Benim bu bebekle aramdaki bağ çok kuvvetli. Ama kendi bebeğim olsaydı... daha mı farklı olurdu bilmiyorum. Ama ben böyle şeyler düşünmedim hiç. Yani benim bu hayatta sahip olduğum tek şey annem, kız kardeşim. Bir de okulumu bitirmek istemiştim. O da olmadı. Öyle. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hiç zahmet etmeyin, ben götürürüm. Bak hala sizi bizi konuşuyorsun. Kusura bakma, insan öyle hemen alışamıyor. Tamam. Peki. Aç hadi. Nazlı. Ablacığım. Ablacığım iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen beni nasıl arayabildin? Annem nerede? Annem yanımda. O söyledi aramama. Annem aramasını istemiş. O aratmış. Abla iyi misin? Nerede kalacaksın bu gece? Tek başına değilsindir umarım. Nazlım ben iyiyim. Kahraman Bey yanımda, merak etme. Annemi versene, bir sesini duyayım. Bir dakika. Anne seni istiyor. Abla. Annem konuşmak istemiyor. Olsun. Anneme söyle, ben ikinizi de çok seviyorum. Çok özledim, tamam mı? Beni de merak etmeyin, iyiyim ben. Sen beni fırsat bulunca yine ararsın. Ararım abla. Sen de beni istediğin zaman arayabilirsin. Telefonum her zaman açık. Tamam canım, sen de öyle. Kendine dikkat et. Her şey yoluna girecek, merak etme. Görüşürüz. Affetmeyecek beni. Hiçbir zaman affetmeyecek. Thank you.
Bir çay daha. Lütfen. Soracağım. Sen de bir kere cevap vereceksin. Kim gönderdi seni? Kılıç! Devam. Devam Koçak. Nereye gittin? Şirketten aradılar. Acilmiş. Gidecek misin peki? Çok uzun sürmez. En fazla bir saat. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Vurman yiyorsa seni öldürürüm bak. Dilime, imanıma seni öldürürüm. Hadi vursana lan. O yürek var mı lan sende? Ha? İster inan, ister inanma. O bebek benim bebeğim. Vur lan hadi, vursana. Vur! Sen baş verdiğinde sakın insanların çirkinliğini görüp hayattan vazgeçme. İnadına diren. Annenin sesine kulak ver. Minik ışığım diyor sana. Ben yanında olmasam bile o seni korur. Kollar. Onun gülüşüyle bütün kötülükler senden uzaklaşır. Çok istedim seni. Bunu da hiç unutma. Beni unutma oğlum. Sakın unutma. Anne! Anne yardım et! Aç gözlerini, aç gözlerini!